İnşallah gireceğiz. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar katıldığım il kongrelerimizde gerek dışarıda toplanan vatandaşlarımızın ilgisini ve coşkusunu, gerekse salondaki partililerimizin heyecanını gayet iyi gördüm. Özellikle 2015 yılındaki seçimlerle mukayese edilemeyecek oranda büyük bir coşku ve heyecan göze çarpıyor. En çok da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki illerimizde gördüğüm samimi ilgiden memnuniyet duydum. Bölücü terör örgütünün baskısı kalktıkça buralardaki kardeşlerimizle olan gönül bağımızın yeniden güçlenmeye başladığı açıkça görülüyor. Bunu sadece bir başlangıç olarak kabul etmeli, terörle mücadeleden taviz vermeden hizmet ve siyaset alanında da daha çok çalışarak vatandaşlarımızın gönlünde zirveye çıkmalıyız. Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak'taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruş, bu bölgelerimizdeki kardeşlerimizin ortak geleceğimiz konusundaki samimiyetlerinin ifadesidir. Şimdi sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç'te devam ettirerek ardından da tüm sınır boylarını güvene ve huzura kavuşturarak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Bu süreçte bölgedeki kardeşlerimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte attığımız adımları çok daha ileriye taşıyacak bir çalışmayı hep birlikte ortaya koymamız gerekiyor. Diğer taraftan teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz halen de süren değişim sürecinin milletimiz tarafından çok müspet karşılandığını görüyorum. Bu durum partimizin milletimizle arasındaki ilişkiyi daha da güçlü hale getirmesi gerektiğine işaret ediyor. Geçmişte ülkeyi yönetmiş olup da sonradan tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolan partilerin ortak özelliği milletten uzaklaştıklarının farkına varamamalarıdır. Bunun sebebi de enerjinin ve zamanın içe dönük mücadelelerde kullanılıyor olmasıdır. AK Parti asla böyle bir hataya düşmedi, düşmeyecek. Bizim gücümüz birliğimizden ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, hiçbir tutumu, hiçbir sözü affetmemiz söz konusu olamaz. Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Kemaletle kemalat olmaz. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük bir desteklerini görmediğimiz, hatta çoğu defa karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak. Bu ülkede bir evet hayır referandumu yapılıyor ve partimiz burada evet başlığını böyle atıyor ama bakıyorsunuz birileri de hayır için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada, burada. Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.
Bu birlikteliği Gençler, bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Ve bu yola bu akitleşmeyle, bu ahitle çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Sadakatin asıl olan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar. Ama bu da yoluna devam ediyor. Bu süreçte bize düşen kendi içimizi sağlam tutmak, hedeflerimizden uzaklaşmamak, geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Meclis grubumuz başta olmak üzere tüm teşkilatlarımızın bu konuda anlayış ve güç birliği içinde olduklarını görmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine biçilen tek misyonun AK Parti'ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor. Kardeşlerim, siz hiç merak etmeyin. Türkiye'nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla, dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor. Giresun, maşallah. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de malum Kudüs'tü. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının belli olmasının hemen ardından başlattığımız yoğun diplomasi trafiğini bunu açıklamamızın resmen yapılmasıyla birlikte hızla bir çalışma başlattık. İstanbul'da 13 Aralık'ta toplantı